babacığım, ben dondurma istemiştim ya hani. İyi ki getirdin beni dondurmacıya. Gerçekten çok teşekkür edeyim baba. Yavru kızım, ben sen dondurma istersin de getirmez miyim yavru? Yavrum benim. Babacığım, sana bir şey söylemem gerekiyor ama istersen gel oturalım önce. Şuraya oturabiliriz. Buraya oturayım, gel. Gel. Oturduk kızım. Söyle bakayım, ne istiyorsun? Şimdi babacığım, öncelikle sen bana bir tane pembiş dondurma al. Gel. Ya da dur söyleyeyim. Dur söyleyeyim. Önce söyleyeyim. Yanıma gel. Herkes duymasın. Evet, söyle kızım, dinliyorum seni. Babacığım, sana söylemem gereken çok önemli bir şeyler vardı. Onlardan birinden başlıyorum ben şu anda. Hemen söylüyorum. Şöyle ki babacığım, ben kaynemden 5 tane birim var. Ne? 5 tane birim mi var? Bu yaklaşık ne yapar? 10.111.111. Bütün birleri birleştirdim. Kaç bin yapıyor? 11.111. Ya Allah'ım. Babamın da matematiği kötüymüş gerçekten. Kime çektiğim belli oldu yani gerçekten benim. Kızım hiç üzülme. Aynen, benim de matematiğim kötüydü. O yüzden dert etme. Gel sana bir dondurma yedireyim de moralin düzelsin. Ay ne güzel bir baba ya. Herkese böyle baba nasip etsin Allah gerçekten. Ya inanamıyorum babacığım gerçekten. Yani bir aldığım için bana buradan dondurma alacaksın. Senin gibi senin gibi bir baba olmaz yani. Kimse de nasip olmaz yani. Kızım inşallah konuşabilirsin. Bekliyorum seni ama. Neyse duy bir ya. Dondurmacı amca bizi bekliyor. Konuş. Hoş geldiniz. Ben dondurmacı Yalamaç amca. Merhabalar. Hoş bulduk. Amcacım hoş bulduk. Şimdi sen bana buradan şu pembeyi, maviyi, şayı, yeşili, moyu hepsinden 10'ay tane top koyarmış. Ama bir dakika, parayı sen kazanmıyorsun. Babanla bir pazarlık edelim. Gelin beyefendi ya, şöyle. Ya pazarlık. Edelim pazarlık. Şimdi kızınızın istediği renk düzeneğine göre kırmızı, mavi, sarı, yeşil ve mor şeklinde düzenlersem fiyatı 32 lira yapıyor. Oha! Aa babacığım çok ucuz. Çok ucuz ya. Ama bak, istiyorsanız beyefendi bak. Şundan vereyim bir tane. Tamam mı? Bir tane bak bundan vereyim. Görüyor musun beni? Evet görüyorum. Bir tane şundan koyayım. Bir tane de şundan koyayım. Tamam mı? Şu mordan. Şimdi bir şey söyleyeceğim babacığım. Giymiş mi buraya? Dondurmacı amca sen de gel bir buraya şimdi. Şimdi babacım. Ben biliyorsun ki matematik zekam sıfırın altında olabilir yani. -5 falan. Lan dondurmaya basıyorsun. İşte onu diyecektim. Dondurmaya bastın. Şimdi bunun fiyatının inmesi gerekiyor babacım. Lan. Ne? Baba oğul, siz gerçekten ikinizin beyni yerine fındık mı koydular lan? Baba lan, oğul mu? Baba. Nasıl baba oğulur? Ben seni erkek zannettim, pardon yavrum, kızım, çocuğum. Ya böyle erkek mi oluyor? Bir dakika bak, bunlar kapak. Bunların altında dondurik var kızım. Allah Allah, anlamakta zorlanıyor musunuz? Üf ya, neyse. Tamam ya zaten... bir şey olmaz, ver bana, ver. Bir dakika zaten... kızım, bir dakika, o kadar paramız yok. Bir dakika şimdi. Bir dakika amca, bir karışma sen, geç şuraya, kızın yanına geç. Nereye söyle. Gidip... İstiyorsan gel birlikte çalışalım. Tamam çalışayım, bu ucuz olsun. Zaten amca benim sabrımı zorlama, saçlarını dondurma yalamış gibi zaten. Babacım evet, şurada duy. Bak buradan seçiyorsun, ben şu arkadaki paketten veriyorum. Aptallık yapmayın, sinirimi bozmayın beni. Şimdi bak dondurmacı amca. Senden evet, biz bir şey rica edeceğim. Söyle tatlı gerçekten kız. Gerçekten uzun zaman. Tamam veriyorum. Ana. Ne çabuk şey, daha konuşmadı bile kız lan. Bir dakika kız bir bari bir. Yalnız patyonun kızmaz değil mi? Biraz da dil atayım. Ay. Wow. Neyse yıkayım ben bunu. Vay. Kızım yeme onu, yeme. Baba ne yapayım ya? Dondurmam bile yok. Esansı budur, esansı. Üstüne fındık ceviz ister misiniz? Üf, onu nasıl atacaksın kim bilir? Dilinle mi koyacaksın yani? Şöyle şurada dolduruyorum bir dakika. Ne yapıyor baba? İşiyor bu ya. Ya sen ne pis bir adam olmuşsun be. Ne? Patyonun nerede senin patyonun? Burada kahve doldurma makinesinden koyuyorum. Şırırır diye sesi var. Allah'ım ya Rabbim ya. Baba inandın mı sen buna şimdi? Bence bu dondurma değil ama bu başka bir şey. Bak burada resmine koymuş. Bu bir şey resmine benziyor ya. Ben bunu tuvalette görüyorum burayı. Ne bu ya? Amca iyi misin ya. Amca? Amca kulağın duyuyor mu amca? Söyle canım, duyuyor. Amca gel bir seninle şöyle konuşalım bak şimdi. Bizim patron çok kızgın biri, tamam mı? Bana dondurmaları satarken dedi fiyatını tam al dedi. Ben senin kızının tipine baktım. Gerçekten durumunuz vahim durumda belli ki. Üzüldüm, dondurmaya beleş vermek istiyorum. Teşekkür ederiz. Beleş mi vermek istiyorum? Evet beleş. Ama benim bir tane daha dondurmam var biliyor musun? Kakaolu dondurma. Onu da bir kardeşim tatsın istiyorum. İzin verirseniz içeri birlikte gidelim.
Kızım kakaolu makaolu diyor. Bence kakaolusunu yeme. Bunun ne oldu belli değil kakaolusu. Ya babacım içeride bir bakalım. Patron da belki içeride de bunun bir konuşuyoruz yani, ya. Bu adama kızmasın yazık. Arkadaşlar ne oluyor burada? Oturun ya. Vallahi Allah. Bir müşteri yanımıza aldık diye herkesi mi alacağız ya? Evet beyefendi. Adınız evet, neydi? Bir bakalım. Adım Gito. Adınız Gito diye isim mi olur lan? Kaan'da. Kızım niye ağzımda telefon sesi yapıyorsun? Ya ağzımda yapmıyorum baba, bir dakika telefon çalıyor. Dondurmacı amca şuradan telefonuna baksana, patron ayıyor yazıyor bak şurada. Bir dakika bakıyorum. Efendim. Alo. Efendim. Oğlum sen ne yaptığını sanıyorsun, burada seni izliyorum kameradan. Efendim patronum siz misiniz? 3 dakikaya geliyorum, ağzını burnunu kıracağım. Orada ama durun. O müşterileri de orada beklet. Sizin ağzınızı burnunuzu kıracağım, geliyorum. Dıt 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 dıt. Ancacım ne oldu? Benim şaşırdığım bir konu var. Telefon kapandıktan sonra dıt dıt sesi de patronun sesine çok benziyordu. Hala aynı kalınlıktaydı. Bir şey söyleyeceğim, bir sus. Gito Bey. Bakın girdiğiniz zaman kapılar kapalıydı. Gördüğünüz gibi kepenk indirmiş durumda. Patron buraya geliyor. Hepimizin ağzını burnunu dondurmaya yapacakmış. Zaten bunu gizli formülünde dondurmadan yapıyorlar buradaki insanları. Pardon, insanları dondurmadan insan yaptılar. Çabuk kaçın yani. Bir dakika, çok korktum ya. Bu ne biçim bir konuşmak? Felaketi çağırdı bu adam. Felaketi. Kaçın buradan. Ay babacım şu dondurmalıyı da bir yalasak, yalayarak mı gitsek, ne yapsak? He dondurmacı amca. Sen bir ya yalasana. Ya boşver kızım. Öleceksin, gideceksin. Bu dondurmalar zaten çok zararlı. Bunlar bak, yalamaç dondurma. Buradan kurtulursak dondurmacı amca, ben sana şey yapacağım. Bizim evde dondurmacı açacağım. Tamam mı? Bizim evde çalışabilirsin artık. Kızım bana sordun mu? Ben bir şey söyleyeceğim. Bana sordun mu ya öncelikle? Şuradan anahtarı alın, gelin yanıma. Ya of, bu anahtarı niye alamıyorum ben? Neyse, almışım galiba. Gido Bey gelin. Gelin buradan. Buradan açalım geçemiyoruz. Kapıyı. Havalandırma çabuk havalandırma. Koş havalandırmadan koşun. Havalandırma. Buradan böyle geldik. Şuradan şöyle yukarıya çıktık. Allah baba. Baba ben bu yollardan nasıl geçeceğim? Siz bu dükkanı nereden biliyorsunuz? En önden benim gitmem lazım ya. Düştüm ya. Gerçekten inanamıyorum. Düştüm, ne yapıyorsun? Kızım ben bir şey sormak istiyorum. Bu dondurmacı nereli ya? Kardeşim sen nerelisin? Nerenin şivesi bu? Bak baba, şimdi bak tut bunu bak, anlayacaksın nereli olduğumu. Hop. Aa, Maraşlısın sen. Yo, Gaziantep'liyim. Çok alakasızmış. Niye bizde dondurma yapıyor? Nerede bu mavili kızın, nerede sen ona bak. Babam benimle hiç ilgilenmiyor ya. Ne biçim babasın sen? Pardon kızım. Gelemiyorum ya, gelemiyorum, benimle ilgilenmiyor. Havalandırmaya girin, havalandırma. Babacığım. Kızım, dikkat edin, önden ben gitmem lazım. Babacığım. Pervaneye dikkat edin. Bir şey söyleyeceğim. Benim aşırı babam acaba dondurmacı amca olabilir mi? Çünkü o beni daha çok düşünüyor şu an. Ne alakası var ya? Evet, beni hiç düşünmüyorsun. Seni var ya, istifa ettiriyorum senin babalıktan. Bir dakika, ben burada bir araya girmek istiyorum tuz biber olarak. Evet. Benim dondurma. Tek çocuklarım amca. Yaptığım dondurmalarımdır. Sanatımdır yani. Allah'ım ya, yaptım ya Yusuf ya. Ben de zaten çok meraklıydım baba demeye sana. Evet, meraklıydım tabi. Oh ne güzel. Dikkat edin, buz odasına girdik, buralar çok soğuk olabiliyor, soğuk. Kızım çok soğuk olabiliyor ya. Diyor, ayağını kırdın ya, gel buraya. Sen var ya. Sokuk dondurmalarım var, sokuk dondurma. Ne biçim babaşın, babalık babaşı. Dikkatli zıplayın buradan, ölebilirsiniz. Geçen hafta atlayan bir arkadaş işten istifa etmek zorunda kaldı, öldü çünkü. Aa, öldüm ben de babacım. Ya bir şey söyleyeceğim. Ne biçim İşten çocuğun var ya? Nasıl ölerek istifa etti ya? Öbür taraftan mı geldi söyledi istifa ediyorum diye? Evet, öbür taraftan imzasını aldık. Beyefendi, Allah. Beyefendi kapı burada buz yüzünden sıkışmış galiba, yine havalandırmaya kullanacağız. Alıştık of zaten. Ya ne biçim bir yerdeyiz. Havalandırma. Dondurmacı amca nereden gideceğiz? Sen bilirsin yolu. Ya biliyorum işte, götürüyorum ya, takip et. Baba sen niye önden gidiyorsun ya? Ben daha iyi biliyorum kızım. Gelmeyin, burası Mahmut Hoca'ya çıkıyor. Babanın kafamı karıştırdı baba. Ya benim kafası... babam var ya, ben bu babalık... Ne biçim baba bu ya? Bak, Mahmut Hoca gelmeyin. Gelme buradan, şuradan da. Kaybolduk ya. Çıkın, dikkatli çıkın, ben olmasam çıkamayacaktınız. Evet. Burada bir tutam kaşık dondurma aparatımız var. Buradan dikkatli geçiyorsunuz. Bir kaşıka başalım. Kaan Bey söyleyelim, Gito Bey. Bir tutam kaşık diyelim. Bir tutam kaşık.
Niye dedim ki anlamadım şimdi. Boş ver, ben söylemeni istedim. Evet, buradan çok dikkatli geçiyorsunuz Gito Bey. Ben dikkatli geçmeyeyim ya, anlamadım. Şimdi içeride başınıza gelecekler. Nereye gittiniz lan? Buradayız ya. Bir şey anlatıyorum oğlum. İçeride başınıza gelecekler diye bir şey anlatıyorum burada. Ne gelecek başımıza? Şey, dondurmaya basmayın. İşte ay bu taraftanmış ya. Normal şeylerden geçin. Çıtıpatlardan geçin. Lan söylesenize, 2 saattir anlamıyorum. Gerçekten yani. Oy, donduymayı aç mı kaldın? Donduymayı amca gel şuradan evet. Ya. Şuradan geçelim. Nereden evet. Gideceğiz şimdi? Vallahi bilemedim. Siz karar verin. O değilmiş. Buradan değilmiş. Burası gel. He bu yaş. Bu da kesin burasıdır. Aa değilmiş. Bu yaşı da şu yaşı aynı yer. Aa yo. Bir dakika. Bir dakika gençler, nasıl geçtiniz burada? Buna bastılar. Gel. Geldim. Ya, şöyle şimdi geçmiş. Dondurmanın gizli formülünü anlatıyorum Gito Bey size. Bunu evet anlatın Oğuzhan Bey. Adım Oğuzhan değil. Bana Han Bey diyeceksin. Han Bey. Han Bey evet. De dondurmacı amca. Hatta çok yakın arkadaşlarım bana Hanzo der. Hanzo mu? Çok yakın, o kadar yakın yani. Ya o zaman evet. Biz yakın sayılır mıyız Hanzo Bey? Yok, daha yeni tanışıyoruz. Ya Japon biz de Hanzo bir Hanzo'yu yani. Deseydik. Japon Hanzo, yanlış anlaşılmasın. Kızım da bir kere Hanzo desin ya, canı çekiyor. Yok, ya yok, baba! Şimdi patron gelecek. Ağzımıza burnumuz gelir. Bedurun! He, duyduk. Tamam, buradan gidin demiş. Gelin burada. Tövbe ya. Gidişe gidilirdi zaten. Biz bu yolu bir yere geçmedik. Ben işsiz kalacağım için sizin belki işinize başladım. Onun işi benim işim boş, ne diye soruyorsun? Boş gecenin boş evet. Kalfaşı iş değil. Kızım niye? Al işte al. Al işte. Patron yakaladı, gördün mü? Patron dondurmaydı. Canlı bir dondurma. Nasıl? Maaşımı ondan alıyordum. Gerçekten mi? Evet, canlı bir dondurmadan maaşımı alıyordum. Ay dondurmacı amca bana kızmıştır o zaman bu dondurma. Ben hep onu yiyorum değil mi? Evet, adam zaten ondan sinirli durmadı. Ya her akşam ya. Bana gelip bana kızıyor ya. Yeme işi o zaman patronunuz, Allah Allah kardeşim. Al işte, dondurmanın bursağına geldik. Külahının son kısmındaki o çikolataya geldik. Kızım dikkatli geç. Tamam babacığım. Baba öldün mü? Hayır ölmedin değil mi? Baba. Şimdi efendim bak, kızım? Ben hep bu dondurmayı yiyorum, sindirim şişlememe geliyor ya. Aha, de oydayız şu an. Hayır, orada değiliz. Bu ne? Dondurmanın külahının sondaki mutluluk haz verici çikolata kısmındayız. Ooo, en sevdiğim yer. Bayılırım. Evet, burası mı en sevdiğin yer kızım? Bir şey söyleyeceğim. Pekala, dondurmacı amca bana şunun hesabını verir misin? Buradaki, verim. Madem... Uf, öldüm gene. Burada, bu haz verici noktaysa bu yaşı. Evet, tamam. Haz veriyor. Bu üzerindeki bu şeyler ne? Sosisler ne? Onu anlamadım ben. Onlar sosis değil canım. Kızım onlar... bunlar bok. Ne? Ne boku baba ya? Ya baba ya ölüyorum. Çikolata neymiş haliymiş baba o? Sen nereden bileceksin be? Cahil babam. Bir şey bilmiyor kızım. Cahil cühella bu babam benim. Şeyi, aynı şeyi söylüyor. Cahil cühella bu baba. Ne biçim evet, bir baba. Bakayım. Yüzüne bakmak bile istemiyorum, o kadar yani. Kızım niye? Sen kimden tarafsın ya, ben anlamadım ki. Benden taraf olman lazım. Beyefendi bu arada dondurma ısmarlamıştım, onun parasını alabilir miyim ya? Buradan eve gideceğim, akbil param yok. Ya bir şey söyleyeceğim, bir evimize bir çıkalım da. Allah'ım şükürler olsun. Baba evime götür beni, anneme şikayet beyefendi, edeceğim seni. Beyefendi aa. Paramı verir misiniz? Payasını ya versen. Kardeşim dondurma mı verdin, para vereceğiz, Allah Allah. Bir dakika, Miyay. Yalarken iyiydi ama. Miyay bak bu duyduk dayını, sakın okudakileri falan anlatma. Babam beni yezil etti be. Sakın anlatma kardeşim, kimseye. Kardeşim yalarken iyiydi dondurmaları. Şimdi çıkart parayı hadi. Kardeşim ben o haz noktasına ulaşamadım dondurmada. Ne yapıyor, böyle bir ulaştırma seçeneğimiz mi vardı ki ulaştıramadın? Babacım şey dondurmacı amca, kavga etmeyin. Sizin nasıl bir ilişkiniz atlarım var aşağı, böyle? Atlarım aşağı, haritadan düşerim aşağı. Duy, düş tamam, inşallah. Duyun. Duyun. Bırak düşsün ya. Ya gelin mi? İtti lan beni aşağı. Ya. Oh düştü tamam. Ne yaptın sen baba? Katil öldün baba. Yok kızım yok, aşağıdan tekrar çıkar şimdi. Gel buraya, buyda bir şeyin bitişini yapacağız. Bu hikayemizin bitişi. Evet ben arkadaşlar ben... izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Videomuzu tamam, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Babamın kanalına da abone olun.
Dondurmacı amcanın kanalına da abone olun. Ondan sonra o kadar. Hadi öpüyorum sizi, hoşça kalın. Bye bye.